Bir refleks olan hıçkırık, göğüs boşluğu ile karın boşluğunun arasında yer alan ve bu boşlukları birbirinden ayıran diyafram kasının ani ve sistem dışı kasılmasıdır. Hıçkırık tuttuğunda bu kas, tekrar eden döngüler şeklinde kasılır. Ses tellerinin bulunduğu gırtlak boşluğun aniden kapanmasıyla ve bu esnada birden alınan nefesin oluşturduğu sesle birlikte görülür. Toplumda her yaştan ve cinsiyetten, kişide yaygın olarak görülen ve çoğunlukla kısa süre içinde kendiliğinden geçen bir tür rahatsızlıktır. Stres, kaygı ve diğer ani duygusal değişikliklerin diyaframı uyaran hormonların salınmasına ve diyaframdaki kasılmaların oluşmasına neden olur. Hıçkırık oluşumunun pek çok sebebi bulunmaktadır. Çoğunlukla istemsiz hava yutulmasından, aşırı yemekten, gazlı içeceklerden, aşırı alkol tüketiminden yani mide bağırsak sisteminde ani ısı değişiminden kaynaklanır. Hıçkırık nedenleri çoğunlukla psikolojik kaynaklıdır. Ani duygu değişimleri, heyecan, korku ve stres hıçkırığı tetikleyebilir. Bunun yanı sıra mide gazı, sıcak yiyecek ve içecekler, baharatlı besinler, alkol ve diyabet gibi toksik ve metabolik nedenler de hıçkırığa yol açabilir. Tümör varlığı, travma, menenjit, kalp damar hastalıkları ve ameliyat sonrası genel anesteziye bağlı olarak görülebilir. Ayrıca kullanılan steroid, benzodiazepin türü ilaçlar, guatr, zatüre, kalp krizi, pankreas hastalıkları, astım, faranjit ve kulakta yabancı cisim varlığı hıçkırık oluşumunu tetikleyebilir. Hıçkırık neden tutar sorusunun pek çok farklı yanıtı bulunduğundan uzun süre geçmeyen hıçkırık varlığında uzman bir hekime görünülmelidir. Soluk alıp vermemizi kolaylaştıran diyafram ve interkostal kasların istemsiz, aniden kasılması ile oluşan hıçkırığın fonksiyonu ise tam olarak bilinmemektedir. Ortalama olarak dakikada 6 ile 12 kez oluşan hıçkırık, çoğunlukla müdahale edilmeksizin birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda bir aydan uzun süren inatçı hıçkırıksa pek çok hastalığın habercisi olabilir. Bu yüzden 2 saatten uzun süren hıçkırık varlığında uzman hekime başvurmak gereklidir. Uzun süreli ve geçmeyen hıçkırık vakalarında hekim, hastanın detaylı uykusunu dinledikten sonra fizik muayenesini yapar. Anamnez alırken hıçkırığın süresi, ne zamandan beri var olduğu, hıçkırık ataklarının süresi, kullanılan ilaçlar, eşlik eden hastalık, alkol, sigara tüketimi ve benzeri konular hakkında bilgi sahibi olarak var olan organik nedenleri araştırır. Fizik muayene esnasında dış kulak yolu, kulak zarı, baş, boyun ve tiroid muayenesi kapsamlı nörolojik muayene, göğüs ve karın muayenesi yapar. Gerekli gördüğünde laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme yöntemleri de hekim tarafından istenilebilir. Hıçkırığı geçirmek için solunum manevraları uygulanabilir. Bunlar arasında Valvasa manevrası yani ağız yoluyla nefes alındıktan sonra burun kapatılarak hava ile burunda küçük bir basınç oluşturulması ve böylece kulak zarlarının dışa doğru hareket ettirilmesi sıklıkla kullanılır. Aksırmak, nefes tutmakta hıçkırığın geçmesine yardımcı solunum manevraları arasında yer alır. Bir diğer yöntem olan kateter yardımıyla üst tutak bölgesi olarak bilinen nazofarenksin uyarılması da hıçkırığın giderilmesine yardımcı olur. Bu yöntemle nozofarenks kateter ile doğrudan uyarılabilir, buzusu ile gargara yapılabilir, toz şeker ya da sert bir ekmek parçası yutulabilir, dil dışarı doğru çekilebilir ya da limon ısırılarak da yapılabilir. Ayrıca solunan havada karbondioksit miktarını artırmak için kısa aralıklarla kese kağıdı ve benzeri bir nesnenin içinde solumak da hıçkırığı ortadan kaldırabilir. Bazı durumlarda ilaçlı veya cerrahi yöntemlerle de tedavi uygulanabilir. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenerek ve kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.